Arkadaşlar merhaba. SML Hoca YouTube kanalında türev konusunun ikinci videosuyla karşınızdayız. Konumuz türev alma kuralları sabit fonksiyonun türevi ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet. Sabit fonksiyonun türevi dedik arkadaşlar. C bir reel sayı olmak üzere f(x) eşittir c. Bu sabit fonksiyon. Bunun türevi arkadaşlar f türevi x eşittir 0'dır. Yani Bizim aklımızda kalacak olan şey her zaman ama her zaman sabit bir fonksiyonun yani herhangi bir sabit sayıya eşit olan fonksiyonun türevi sıfırdır. Misal fx fonksiyonu 2019 faktöriyel'e eşitse yani 2019 faktöriyel'den kasıt burada bunun bir reel sayı olması. Tamam yani x'ten bağımsız bir fonksiyon olması. Dolayısıyla arkadaşlar fonksiyonun türevi f türevi x eşittir sıfırdır diyebiliriz fx eşittir a kare artı b kare. Bakın ne kadar a'yı ve b'yi bilmesek de burada bize değişken olarak ne verilmiş arkadaşlar? x. Yani bu fonksiyonun değişkeni, bu fonksiyonun parametresi x'tir. Ve e, fonksiyonun karşısındaki kuralı nedir arkadaşlar? a kare artı b kare. Yani x ne olursa olsun karşı tarafından etkilenmiyor. Sabit fonksiyondur. Dolayısıyla türevi, f'in türevi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. e üzeri pi artı pi üzeri e. Şimdi arkadaşlar e dediğimiz sayı 2,71 diye aynı pi sayısı gibi virgülden sonra sonsuz basamağa sahip olan bir sayı pi sayısı da 3 14 şeklinde yaklaşık olarak ve aynı şekilde e üzeri pi bir reel sayıysa pi üzeri e de bir reel sayıdır ve bunların toplamları da bir reel sayıdır. Dolayısıyla f türev eşittir 0 diyebiliriz. fx kök 2 eksi kök 3'ün 10. kuvveti. Bakın içerisi bir reel sayı. Reel sayının kuvvetleri de reel sayı. Gene x'ten bağımsız olduğu için f türev 0 diyebiliriz. Sinüs 6 değeri. Bakın Yine x'ten bağımsız bir değiş, yine x'ten bağımsız bir fonksiyon ve e, sinüs x demiş olsaydı, sinüs x demiş olsaydı, burada x değiştikçe sinüs e, fonksiyonu da değişken değerler alacağından arkadaşlar, e, bunun türevi sıfırdır diyemeyiz ama sinüs 6 derece demiş. Ben sinüs 6'yı hesap makinesine yazdığım zaman bir reel sayı eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla f türev nedir arkadaşlar? Sıfır. Logaritma 2 tabanında kök 3 eksi kök 2. Bu da arkadaşlar bir reel sayı eşit olduğu için Sonucu nedir? Limitin, türevinin sonucu sıfırdır diyebiliriz. 18. örnekle devam edelim. Bakın örnekte demişiz ki fx eşittir 3 çarpı x üzeri a eksi 1 artı 2 çarpı x üzeri b artı 2 fonksiyonu için f türevi 0 olduğuna göre a artı b nedir? Yani burada ne demeye çalışıyoruz arkadaşlar? Bu fonksiyon sabit bir fonksiyon. Neymiş arkadaşlar? fx sabit fonksiyonmuş. Şimdi Madem fx sabit fonksiyon arkadaşlar o halde 3 çarpı x üzeri a eksi 1 artı 2 çarpı x üzeri b artı 2 ifadesinin bir sabite, yani c çarpı x üzeri 0 gibi bir sabite eşit işte olmak zorunda. O halde a eksi 1 ve b artı 2 öyle seçmem lazım ki buradaki ifadeler gitsinler, yani x gördün x artık e, x üzeri 0'dan kaynaklı 1 olsun. A eksi 1'i ne seçmem gerekiyormuş arkadaşlar? 0, yani a kaçmış? 1. O halde b artı 2 de 0 olacak, b kaçmış? O da eksi 2'dir diyebiliriz. A ile b'nin toplamı sorulmuş. A'mız eksi 1 ise B'miz eksi 2 ise bunların da toplamı eksi 1'dir diyebiliriz. Cevabımız eksi 1 olacak sevgili arkadaşlar. Evet yukarı doğru çıkalım. Demişiz ki polinom fonksiyonun türevi yani x üzeri n'in türevi. n bir reel sayı olmak üzere y eşittir fx bu da x üzeri n fonksiyonu için bu fonksiyonun türevi şu şekilde alınır diyor arkadaşlar. Burada gördüğümüz e, üssü tamam mı? Önce başa atıyorsunuz. Sonrasında üssü bir azaltıyorsunuz. Buna polinom fonksiyonun ya da x üzeri n türünde bir ifadenin türevi denir. 19. örneğe bakalım. Diyor ki arkadaşlar x üzeri 5'in türevini al. Bakın y türev eşittir. 5'i başa indireceksiniz. 5 çarpı x üzeri 5'i bir azalttınız. 4. x üzeri 2019'un türevi y türev eşittir. 2019'u başa indirdim. Çarpı x üzeri 2018 diyebiliriz. 1 bölü x küp. E hocam bu x üzeri n biçiminde değil mi? Ben burada y'yi x üzeri eksi 3 biçiminde de gösterebilirdim. Buna dayalı olarak da y'nin türevi arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 3'ü başa attım. Çarpı x üzeri. Burada dikkatli ol. Eksi 3'ü biraz azaltacaksın. Eksi 4 olabilir. Y eşittir kök x. Bu kök x ifadesini ben y eşittir x üzeri 1 bölü 2 biçimde yazabilirim. E ne olacak? 1 bölü 2'yi başa attığın zaman y türev 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 hatta bunu biraz düzenlersek çünkü daha sonrasında çok uğraşacağımız bir ifade olacak bu şu x üzeri eksi 1 bölü 2 ne demek arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1 bölü kök x demek doğru mu e madem öyle artık ben bunu 1 bölü 2 kök x diye aklımda sürekli tutabilirim yani ezberleyebilirim sorularda kök x'in türeviyle fazlasıyla karşılaşabiliriz bu da bizim uyarımız olsun bunu nasıl yazarız o halde arkadaşlar? Y eşittir. X üzeri 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3'ü de başa atarsak arkadaşlar Y türev eşittir. 2 bölü 3 çarpı X üzeri 2 bölü 3'den 1 çıkarırsan eksi 1 bölü 3 olacaktır. Türev sorularında e, illaki bunları rasyonel ifade halinde yazmana gerek yok. Yani buradaki X'i ters çevirip 1 bölü X yazıp küp kök X falan şeklinde yazmana gerek yok. Genelde bu tarz sorularda arkadaşlar bu fonksiyonların türevlerini aldıklarınız, aldığınız zaman x gördüğünüz yere bir şey yazmanızı ister. Ee, genelde bu 1 veya eksi 1 olacaktır. 1'i burada yerine yazsanız zaten ister bunu ters çevir, ister ters çevirme, ister kök için al, ister küp kök için al. Her zaman 1 olacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonu bu şekilde türevini bırakabilirsin. Devam edelim. Y üzeri x üzeri y eşittir x üzeri pi. Pi, de herhangi bir reel sayı olduğu için arkadaşlar pi'yi başa atacaksın. Pi çarpı x üzeri pi eksi 1 diyeceksin bu fonksiyonun da türevine. Anlaştık mı? Geçelim 20. sorumuza. Bu fonksiyonu öyle bir hale getirmem lazım ki x üzeri n biçiminde yazabilelim. Öncelikle bu kökün derecesi 2, bu kökün derecesi 2 ve buranın da derecesi 3 olduğu için tüm kökleri çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 gelir. 12. dereceden kök içerisinde bakın x üzeri x üzeri ne diyeceğiz? 2 kere 3 yazalım o halde x üzeri 2 kere 3 6 çarpı sonrasında x üzeri 3 diyeceğiz. Ve en son çarpı x diyeceğiz. Tamam. Böylelikle ben bunun artık 12. dereceden kök içerisinde x üzeri 6 artı 3 artı bir de burada birimiz vardı. 10 olduğunu biliyorum. Yani bunun x üzeri 10 bölü 12. Yani bunun x üzeri 5 bölü 6 olduğunu biliyorum. O halde artık y'nin türevini alma zamanı geldi. 5 bölü 6'yı başa atacaksın. 5 bölü 6 çarpı x üzeri 5 bölü 6'dan 1 çıkarırsan Eksi 1 bölü 6 olur diyeceğiz. Sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar. Yalnız bir de buna ne demiş? Türevini aldıktan sonra 64'ü de yerine yaz. O halde gelin yerine yazalım. 5 bölü 6 çarpı 64'ün eksi 1 bölü 6. kuvveti. Ben bu 64'ü 2 üzeri 6 diye yazarsam bir de bunun eksi 1 bölü 6. kuvveti varmış. Eksi 1 bölü 6. kuvveti. Bakın buradaki 1 bölü 6 ile 6 çarpıldığı zaman 1 yapar. 2'nin eksi 1. kuvveti de 1 bölü 2'dir. O halde sorunun doğru cevabı 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 olacaktır. Yani 5 bölü 12 olacaktır diyebiliriz. Geçelim bir diğer sayfadaki 21. örneğimize. 21. örnekte rasyonel bir ifade var. Bir de bu yetmezmiş gibi köklü bir ifade var. Fakat olayı güzelleştirebiliriz. Nasıl mı? Şöyle bakın. Ben burada şuradaki x arkadaşlar o bir kalsın. x çarpı 27'nin küp kökü 27 dışarı 3 diye çıkar çarpı küp kök x kalır içeride. O da x üzeri 1 bölü 3'tür denilebilir. Bölü 32 dışarı 2 diye çıkar. 2'nin 5. kuvveti olduğu için. 2 çarpı x 5. E, dereceden kök içerisinde x kalacaktır. Burada x üzeri 1 bölü 5 biçimde yazabilirsiniz. E peki şimdi ne olacak? 3 bölü 2 zaten var burada. 3 bölü 2. Hatta biraz daha devam ettirelim. Burası ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 ile 1'i toplarsak 4 bölü 3 olur sonrasında x e, çarpı x üzeri 1 bölü 5 yazacağız. Peki şimdi ne olacak? Şu x'leri bir araya getirelim. Nasıl getiririz arkadaşlar? Burayı 5 ile genişletip burayı da 3 ile genişlettikten sonra 4 bölü 3'den 1 bölü 5'i çıkaracağız. Doğru mu? 3 bölü 2 çarpı x üzeri 5 kere 4 20 yapar. 3 kere 1 3 yapar. Çıkardığımız zaman 17 bölü 3 kere 5 15 yapacaktır. Şimdi biz bunun türevini alacağız. Tamam. 17 bölü 15'i başa attığın zaman alıyorum. Bak 3 bölü 2 zaten vardı. 17 bölü 15'i başa attım. Çarpı x üzeri 17 bölü 15'ten 1 çıkaracağım. Yani 2 bölü 15 diyebiliriz. Değil mi? Peki hocam biz niye bunun türevini almaya giriştik? Önce şunu da söyleyelim. x eksi 1'e giderken fx eksi f 1 bölü x artı 1 ifadesi. Aslında bize neyi veriyor arkadaşlar? Neyi soruyormuş? F türev eksi 1'i soruyormuş. Bunun kaç olduğunu soruyormuş. Peki eksi 1'i yerine yazacağız o halde. 3 bölü 2 çarpı 17 bölü 15 çarpı x üzeri e, x dediğimiz ifade artık neydi? Eksi 1'di. Eksi 1'in karesinin 15. dereceden kökünü sormuş. Eksi 1'in karesi zaten 1 olduğundan 1'in de her kuvveti 1 olduğundan o halde cevabımız direkt neresiymiş arkadaşlar? 3 bölü 2 ile 17 bölü 15'in çarpımıymış. Bunları da çarparsak 51 bölü 30 yapacaktır. Bizim sorumuzun cevabı. Ve hatta bunu da sadeleştirebiliriz. 3 sadeleştirirsek 17. 3 ile sadeleştirirsek 10 diyebiliriz. İş, sadeleştirme işlemini şu aşamada da yapabilirdin. Tamam mı? Geçelim bir sonraki konumuza. Diyor ki toplamın veya farkın türevi. İki fonksiyon toplandıktan veya farkı alındıktan sonra türevini almak yerine fonksiyonların türevlerinin toplamı veya türevlerinin farkı da bize aynı sonucu verecektir. Dolayısıyla ben x üzeri 7 eksi 4x küp artı e çarpı pi gibi bir fonksiyonun Şunların her birinin ayrı ayrı türevlerini aldıktan sonra türevlerini toplasam da y'nin türevini bulmuş olurum. O halde x üzeri 7'nin türevi nedir arkadaşlar? 7'yi başa attık çarpı x üzeri 6 dedik. Eksi 3'ü başa attık 3 kere 4 12 çarpı x'in karesi dedik. E çarpı pi de sabit sayı olduğu için tamam mı? Türevi sıfırdır diyebiliriz. O halde y'nin türevi dediğimiz ifade sonuç buymuş. Geçtik 23. sorumuza. Küp kök x demişiz. Bakın x'in 1 bölü 3. kuvvetinden bahsediyor. Eksi 2 bölü x de 2 çarpı x üzeri eksi 1'den bahsediyor diyebiliriz. Artık y fonksiyonunun bu olduğunu biliyoruz. Bize y'nin türevi sorulmuş. O halde 1 bölü 3'ü başa attım. 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3. Ee, sonrasında eksi 1'i başa atarsam bir de başındaki eksiden kaynaklı artı olacaktır. Artı 2 çarpı x üzeri eksi 1'i biraz altırsak. Eksi 2 olur diyeceğiz. Y fonksiyonunun türevi budur. Ee, i̇şte bunu düzenlememize gerek var mı? Az önceki sayfada da belirttiğimiz gibi düzenlemenize gerek yok arkadaşlar. Daha çok bu fonksiyonların türevi alındıktan sonra bazı ifadeleri bazı sayıları yerine yazmanız gerekir. Sorularda bunlar sorulur. fx eşittir 1 bölü x, 1 bölü x kare, 1 bölü x üzeri 20'ye kadar giden bir fonksiyonun H sıfıra giderken f1 artı h eksi f1 bölü h'in limiti sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu limitin e, anlamını f türev 1 sorulmuş yani. Doğru mu? Peki f türev 1 sorulduğuna göre <laughs> ben bu fonksiyonun türevini alacağım ve yerine 1 yazacağım. Buradan bunu anlıyorum. O halde önce gelin fonksiyonu düzenleyelim. 1 bölü x'i, 1 bölü x kareyi, buradaki 1 bölü x üzeri 20'yi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? X üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 artı nokta nokta nokta. En son x üzeri eksi 20 diye yazabiliriz. Peki sonra ne yapacağız? Eksi 1'i başa attık. Eksi x çarpı. Eksi x üzeri eksi 2 diyeceğiz. Doğru mu? Neden? Çünkü eksi 1'i biraz alttık. Eksi 2 yazdık. Eksi 2'yi başa atarsam eksi x üzeri eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 gene eksi 3'ü başa atarsam Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 yazdık. Tamam mı? Bu şekilde devam edeceğiz. Ve bütün işaretlerde eksi olmuş oldu bu arada. Eksi 20'yi de başa atarsam eksi 20 çarpı x üzeri eksi 21 diyebiliriz. E şimdi bu aşamadan sonra ne olacak? Zaten x gördüğümüz yere ne yazacaktık? Biz 1 yazacaktık. E önündeki tüm işaretlerde negatif olduğuna göre aslında burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta 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 eksi 20 olmuş oldu. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamının negatifi bana sonucu verecektir. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamını da 20 çarpı 21 bölü 2'den şunlar gidecektir. 10 kere 21, 210 buluruz. Bütün bunların hepsinin önünde eksi vardı. Dolayısıyla eksi 210'dur diyebiliriz sorumuzun cevabına. Geçelim arkadaşlar 25. sorumuza. Px polinomunun türevi p türev x'tir. Px ile bunun türevinin kendisinin türevinin toplamı 2x artı 7 olduğuna göre P türev eksi 1 artı P1 toplamını bulunuz demiş. Şimdi burada e, polinom konusundan bir yorum yapmamız gerekiyor. Bakın ben herhangi bir polinomun yani n'inci dereceden bir polinomun türevini aldığım zaman bu n çarpı x üzeri n eksi 1 olduğundan bakın bunun derecesi n iken bunun derecesi n eksi 1 oluyor. Yani her zaman için polinomun kendisinin derecesi türevinin derecesinden hep bir fazla oluyor. Doğru mu? O halde şunu söyleyebilir miyiz? Burada Px'in derecesi P türev x'ten daha büyüktür. Ve polinomların toplamı veya farkı alınırken derecesi büyük olanın sözü geçerli olduğu için biz diyeceğiz ki bizim Px polinomumuz aslında birinci dereceden bir polinommuş. Bu yüzden de ben Px'i Ax artı B seçmem lazım. Tamam Px Ax artı B olsun dedik. Peki o halde P türevi x ne olur sevgili gençler? AX'in türevi A. B'nin türevi sıfır olduğu için P türevi X de A'ymış. Ee, soruda soruda x'ten P türevi X çıkarıldığı için arkadaşlar o halde ben de bunları birbirinden çıkarayım. AX eksi A artı B olur. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2X artı 7'ye eşitmiş. O halde o halde x'in katsayısı burada ne arkadaşlar görüyorsunuz 2. Burada nedir? A. Demek ki A kaçmış? 2'ymiş. A2 ise şuracıkta yerine yazarsak eksi 2 artı B de neye eşit olacaktır? 7'ye. O halde B'yi B bu tarafta kalsın eksi 2'yi bu tarafa atarsak B eşittir ne olur? 9 olur. Ben B'yi ve A'yı buldum. Bunun manası ne arkadaşlar? Aslında Px'i bulduk biz. Px neydi sevgili gençler? Ax artı B'ydi. Dolayısıyla ben artık A'yı ve B'yi burada yerine yazarsam Px eşittir 2x artı 9 olacaktır. Bizden P'nin türevinde eksi 1 ile P1'i toplamamız istenmiş. P1'i şuradan buluruz. P1 eşittir. 2 çarpı 1 artı 9'dan 11 olur. P türev eksi 1 ise türevini aldığımız zaman ne geliyormuş? A geliyormuş. A kaçtı? 2 idi. Yani eksi 1'i yazacak yer de yok. Dolayısıyla cevabımız 11 artı 2'den 13 olacaktır diyebiliriz devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konumuz olan çarpımın türeviyle. Eğer ki iki fonksiyon çarpılıp da sonrasında türev almamız isteniyorsa arkadaşlar şu formülü asla ama asla aklınızdan çıkarmayacaksınız. Birincinin türevi çarpı ikinci birinci sabit ikincinin türevi olacak. Tamam? Şimdi örnek 26'da bunun uygulamasını yapalım. İki tane fonksiyon var bakın ayrı ayrı. Bunlar çarpılmış ve bu çarpımın türevi soruluyor bize. O halde birinci dediğimiz ifade şu, ikinci dediğimiz ifade şuysa birincinin türevi 2x artı 1'dir. Çarpı ikinci aynen. Tamam. Artı birincisi bu sefer sabit kalıyor. İkincisinin türevi yani 3x kare diyeceğiz. 3'ü başa indirdik bir azalttık. F türev x nedir demiş. Bunları dağıtmamıza lüzum yok. F türev x budur diyebilirsiniz. Sevgili gençler. Devam edelim. Bir üstteki yani notumuzda fx çarpı gx çarpı hx yani bu fonksiyonlar hocam üçlü verilseydi yani iki tane fonksiyonun çarpımının türevi tamam güzel ama üçlü verilseydi dörtlü beşli verilseydi o zaman ne olacaktı? O zaman da şunu yapacaksın önce f'in türevini aldıktan sonra g ile h'i çarpacaksın artı g'nin türevi alındıktan sonra f ile h'i çarpacaksın artı h'in türevini aldıktan sonra da geriye kalanları çarpacaksın ve hepsini toplayacaksın. Anlaştık mı? Sırayla yani. Şuna bakalım. Ne demiş arkadaşlar bize bakın. dy bölü dx t x gördüğün yere 1 yaz. Bu dy bölü dx dediğimiz ifade neydi? f türev x'i sormuştu. f türev x'e x gördüğün yeri 1 yazarsan bizden aslında f türev 1 kaçtır bunu istiyor. Tamam. Şimdi gelin şurada bulalım. Bulmaya çalışalım. Önce 2x eksi 1'in türevi 2 çarpı diğerleri 3x -1 eksi 1 çarpı 4x eksi 1 artı. Sonrasında 3x eksi 1'in türevi. 3 çarpı diğerleri yani 2x eksi 1 çarpı 4x eksi 1 artı. 4x eksi 1'in türevi 4 çarpı diğerleri 2x eksi 1 çarpı 3x eksi 1. Ve x görülen yere 1 yazma zamanı geldi artık. 2 çarpı 3 kere 1 3 1 çıkar 2 çarpı 4 kere 1 4 1 çıkar 3 artı 3 çarpı 2 kere 1 2 1 çıkar 1 çarpı 4 kere 1 4 1 çıkar 3 artı 4 çarpı 2 kere 1 2 1 çıkar 1 3 kere 1 3 1 çıkar 2 diyebiliriz bu işlemi yaptığımız zaman şurası ne, ne gelir arkadaşlar 14 pardon 12 değil mi 4 kere 3 14 dedik artı 3 çarpı 1 çarpı 3 ne gelir arkadaşlar? 9. 4 çarpı 1 çarpı 2 de 8 gelecektir. Bunların da toplamı ne yapar sevgili arkadaşlar? 29 yapar diyebiliriz. Devam edelim 28. örneğimizde. Bakın bu soruya dikkat. fx eşittir x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 x eksi 3 x eksi 4 ve x eksi 5'in çarpımı verilmiş. Ve f türev 4'ü soruyor bize. Peki ben bunun türevini alırken bayağı zorlanmayacağım mı? Uzadıkça uzamayacak mı? Çünkü sonuçta yukarıda sadece 3 e, tane fonksiyonun çarpımının türevi sorulmuştu. E burada biz 5 tanesini hatta 6 tanesini çarpıp da nasıl bulacağız? Arkadaşlar şunu düşünün. Bize f türev 4 sorulmuş ve bu 4 dediğimiz sayı buradaki x 8 4 polinomunun da bir kökü değil mi? Bunu sıfırlayan bir değer. Peki ben bunun türevini alırken ne yapacağım? Önce x'in türevi diyeceğim çarpı diğerleri. Şimdi bu diğerlerin içerisinde x, x 4 çarpanı bulunacağı için ben e, türevinin hepsini aldıktan sonra 4'ü yerine yazdığım zaman bu x, x 4 çarpanları bu ifadeyi sıfırlayacak zaten. Aynı şekilde x, x 1'in türevi çarpı diğerleri dediğim zaman hala x, x 4 bulunacağı için 4'ü yerine yazdığım zaman sıfırlayacak ve en son x, x 5'in türevi 1 çarpı diğerleri dediğim zaman gene x, x 4 ifadesi bulunacağı için 4'ü yerine yazdığım zaman sıfırlayacak. E, o halde gelin sadece ama sadece kökünün e, kökü 4 olan fonksiyonun türevi yani x eksi 4'ün türevi yani 1 çarpı diğerleri diyelim. Çünkü tek 0 buradan gelmez değil mi? x eksi 2 x eksi 3 ve zaten şunun türevini aldığımız için geriye x 5 kaldı. Bunda x gördüğümüz yere 4 yazalım. Diğerlerini neden kullanmadık artık anlamışsınızdır. 1 çarpı 4 çarpı 4 eksi 1 3 4 eksi 2 2 4 eksi 3 1 4 eksi 5 eksi 1 dersek şuranın çarpımı zaten 24 gelecektir. Ben bir de bunu eksi 1 ile çarparsam doğru cevabın eksi 24 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geçelim arkadaşlar bölümün türevine. Çarpımın türevinin formülüyle birazcık benziyor. Karıştırılmamasında fayda var. Ben iki tane fonksiyonu yani f'i g'ye bölersem arkadaşlar ve bunun sonrasında türevini alırsam birincinin türevi çarpı ikinci burada birinci ve ikinci diye şuna ve şuna diyelim tamam. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi var arada bunu unutma. Birinci sabit ikincinin türevi bölü ikincinin karesi diyeceğiz. Çarpımın türevinden farklı olarak az öncekinde çarpımın türevinde burası artıydı artık eksi ve bölü g'nin karesi var. Yani paydanın karesi var çarpımın türevinden farklı olarak. Şimdi formül aklımızdayken hazır hemen şunu uygulayalım. x kare artı 1 bölü x kare artı 3x y fonksiyonuysa dy bölü dx yani neyi soruyor bize? y'nin türevini al diyor. E peki birinci yani pay, payın kısmının türevi. 2x çarpı alttakinin aynısı x kare artı 3x eksi birinci sabit çarpı alttakinin türevi 2x artı 3'tür. Bölü x kare artı 3x'in nesini alacağız arkadaşlar? Karesini. Bu şekilde fonksiyonun türevini bırakabilirsiniz arkadaşlar. Türevimiz budur diyebiliriz. Evet geçelim 30. soruya. x üzeri 4 eksi x küp artı x kare eksi 1 bölü x küp eksi x kare artı x eksi 1 olduğuna göre f türev 1 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada uzun uzadıya yani üst tarafın türevi çarpı alt taraf eksi üst taraf sabit çarpı alt tarafın türevi bölü alt tarafın karesi deyip sonra gör x gördüğümüz yere 1 yazmaktansa gelin önce şu iki fonksiyonu x kare parantezine alalım tamam mı? Ya da x küp parantezine alalım evet daha uygun olur. Şu kısmı da arkadaşlar x küp eksi x kareyi de x parantez x kare parantezine alalım üst tarafta x küp parantezinde tamam mı x küp parantezinde x eksi 1 kalır yan tarafta zaten x eksi 1 çarpı x artı 1'in çarpımıdır 2 kare farkı x kare eksi 1 alt tarafta da önce fonksiyonu düzenliyoruz fark ettiysen x kare parantezini alırsak x eksi 1 kalır artı bir de x eksi 1'imiz var doğru mu? E peki üst tarafta x eksi 1'ler bu sefer ortak olduğu için x eksi 1 parantezinde x eksi 1 parantezinde x küp artı x artı 1 gelir. Bölü aşağıda da x kare çarpı hatta x eksi 1 parantezin alabiliriz burayı da değil mi? x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 1'imiz gelir. Şunlar giderse arkadaşlar artık bu fonksiyonun türevini daha da kolay daha az yazarak da alabiliriz. Üst tarafın türevi 3x kare artı x pardon özür dilerim artı 1 Değil mi? 3x kare artı 1 çarpı alt tarafın türevi e, alt tarafın kendisi x kare artı x eksi 1 eksi 1 eksi üst tarafın aynısı x küp artı x artı 1 çarpı alt tarafın türevi de 2x artı 1 bölü alttakinin karesi diyeceğiz. Doğru mudur? Yani x kare artı x eksi 1'in parantez karesi. Şimdi x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Peki Şuradan yazmaya devam edelim arkadaşlar. 3 kere 1 artı 1 ne yapar? 4 çarpı 1 artı 1 bir eksi 1'den 1 bir gelir. Eksi. 1 artı 1 bir artı 1'den 3 çarpı 2 kere 1 2 artı 1'den 3 gelecek. Bölü. Alt tarafta da 1 artı 1 bir eksi 1'in karesinden 1'in karesi 1 gelir. 4'ten 9'u çıkardığımız zaman eksi 5 bölü 1'de ne yapacak arkadaşlar? Eksi 5 yapacak diye biliriz. Tek tek burada x gördüğümüz yere 1 yazdık. Geçelim sevgili arkadaşlar. Bir üstteki örneğe 31. örnek. fx eşittir. mx artı 3 bölü 2x eksi 1 fonksiyonu veriliyor. f türev 1 4 olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Bölümün türevini uygulayacağız. Ve bu sefer türevinde biri yerine yazdığımız zaman sonucu vermiş. Biz burada neyi bilmiyoruz? m'i bilmiyoruz. Buna göre fonksiyonu şekle sokacağız. Bakalım. f'in türevini alalım arkadaşlar. f türev x eşittir mx artı 3'ün türevi m çarpı alttakinin aynısı 2x eksi 1 eksi üst tarafın aynısı mx artı 3 çarpı alt tarafın türevi 2 bölü bölü alt tarafın karesi yani 2x eksi 1'in parantez karesi. Peki x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? 1 yazacağız. Peki yazalım arkadaşlar. m çarpı 2 kere 1 eksi 1'den 1 eksi x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1 kere m mm, m, m artı 3 çarpı 2 bölü 2 kere 1 bir eksi 1'den 1 bir gelir. 1'in karesi de 1'dir zaten. Değil mi? Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e. E peki o halde şöyle diyelim artık buraya. 1 kere mm, eksi iki m art, e, e, eksi 2 m eksi 6 bakın 2 kere 3 6 bir de burada eksi vardı. Bu da buna eksi 6 yaptı. Eşittir 4 ise m'den 2 m'i çıkar eksi m eşittir. Eksi 6'yı karşıya atarsam 10 gelir. Demek ki m kaçmış arkadaşlar? ...eksi 10'muş diyebiliriz. Geçelim... ...32. ve son örneğe. Bu videonun son sorusuna. f ve g türevlenebilen iki fonksiyon... ...fx eşittir x kare eksi 4 bölü gx... ...ve f türev 2... ...f türev eksi 2'ye eşit olduğuna göre... G2 bölü ...g 2 bölü... ...g eksi 2 bölü g 2 kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar... ...f ve g x türevlenebilen fonksiyonmuş... ...f'in türevi ile alakalı sorular var... F'in türevi ile alakalı bilgiler var. O halde şurada gelin F'in türevini alalım. Şuradaki F'in türevini alalım. Birinci fonksiyonumuz bu. ikinci fonksiyonumuz bu olsun. Tamam. X kare eksi 4'ün türevi 2x çarpı gx alttakinin aynısı eksi. X kare eksi 4 çarpı bu sefer g türevi x diyeceğiz. Değil mi? Bölü bölü g türe, e, gx'in karesi yani g kare x diyebilirim ben buraya. E, peki peki f türev 2 ve f türev eksi 2 hakkında bilgiler var. Ben burada ee, a, ne yazalım? x gördüğümüz yere 2 yazalım arkadaşlar. E, x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 çarpı g 2 4 çarpı g 2 eksi 2'nin karesi ne var 4. 4 eksi 4'ten 0 gelir zaten. Şurayı yazmamıza gerek yok o halde. 0 bölü g'nin karesinde nedir arkadaşlar? Burası 2 yazmıştık değil mi biz? E peki bu e, neye eşitmiş aynı zamanda? Eksi 2 yerine yazdığımızdaki f'in türevinde eksi 2 yerine yazdığımızdaki sonuca eşitmiş. Peki bir de eksi 2 yazalım o zaman. 2 kere eksi 2 eksi 4 çarpı g eksi 2. Eksi gene eksi 2'yi bakın burada yerine yazdığımız zaman 0 gelecek. Burası komple sıfırlayacak. Dolayısıyla 0 sıfır bölü g'nin karesinde eksi 2 diyebiliriz. O halde arkadaşlar bu fonksiyonda bu fonksiyonda şu kısmı görebiliyorsunuzdur zaten. Eksi sıfırları görmenize gerek yok dörtleri görmenize gerek yok. Buradaki eksiği unutmadan buradaki g2 ve g türev 2'den e, pardon g2 2'den bir tanesini götürürüm. Buradaki g 2 ile g2 2'den bir tanesini götürürüm. E, bu arada şuradaki neyi sormuştu bize bak yukarıdaki g 2 miydi? Gelin şu g 2'yi yani ben baştan yazayım şunu size. Bakın burada bir şey kalmadı. 1 1 bölü şurası neydi? g2 eşittir. Burada bir tane eksi 1'imiz kaldı onu unutma. Eksi 1 bölü g eksi 2. Değil mi? g eksi 2. İster bu g eksi 2'yi yukarı yollayın sonucu söyleyin. İsterseniz g eksi 2 g 2'ye böldüğüm zaman g eksi 2'yi g 2'ye böldüğüm zaman eksi 1'i de 1'e böldüğüm zaman yani eksi 1 olduğu zaman Bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Yani sonucumuz g-2 bölü g2 neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Üçüncü videoda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın sevgili arkadaşlar.